Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında, tam ölçünü aşure tarifi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce herkesin aşure gününü kutluyorum. Bolluk bereket içinde güzel bir yıl diliyorum. Öncelikle kullanacağımız bakliyatların hepsini bir gece öncesinden ıslatıyoruz. Ben bir su bardağı buğday kullanıyorum. Bir gece öncesinden üzerine geçecek kadar bol suyla ıslatıyorum. Ertesi gün süzüyorum, yıkıyorum, duruluyorum. Ben buğdayı düdüklü tencerede haşlayacağım. Düdüklü tencereye buğdayları koyuyorum. Üzerine 11 su bardağı su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Benim kullandığım düdüklü tencerede 3 çizgi çıktıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve 10 dakika boyunca ocağın büyük gözünde kısık ateşte buğdayları pişiriyorum. Her düdüklü farklılık gösterebilir. Kendi tencerenize göre bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde yarım su bardağı nohut, yarım su bardağı kuru fasulyeyi bir gece öncesinden ıslatıyorum. Ertesi gün bol suda yıkıyorum ve duruluyorum. Daha sonra tencereye koyuyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum ve kaynayana kadar bekliyorum. Kaynama aşamasına geldiği zaman görmüş olduğunuz gibi üzerinde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri alıyorum. Bu sayede kuru fasulye ve nohutun gazını almış oluyorum ve kaynadıktan sonra 10 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Çok fazla pişirmiyoruz. Dilediğini kaybedecek kadar pişmesi yeterli. Ben ocağın büyük gözünde kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika boyunca pişirdim. Bu şekilde pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Kuru fasulye ve nohutu süzüyorum. Düdüklü tencerede buğdaylar piştikten sonra ocaktan alıyorum ama hemen buğdayları kullanmıyorum. Düdüklü tencerenin içerisinde bir 45 dakika buğdayları bekletiyorum ve daha sonra düdüklü tencerenin kapağını açıyorum. Çünkü buğdayların iyice şişmesini ve kıvam almasını istiyorum. Bu sebeple buğdayları hemen kullanmıyorum. Bir 45 dakika bekletiyorum. Bu şekilde beklettikten sonra tencereye ocağa alıyorum. Buğdaylar kaynayana kadar pişiriyorum. Buğdaylar kaynamaya başlayınca üzerine nohut ve kuru fasulye ekliyorum. Bu şekilde karıştırarak yarım saat pişiriyorum. Bu aşamada mutlaka karıştıralım. Buğdaylar tencerenin dibine yapışabilir. Kontrollü olalım. Ocağın başından ayrılmayalım. aşureye aroma ve lezzet vermesi için elma, tarçın ve karanfil ekleyeceğim. Bunları ayrı bir kapta haşlayacağım ve haşlama suyunu aşureye ekleyeceğim. Bunu yapmamın sebebi karanfiller içerisinden almak zor oluyor. Tarçın ve elma da aşurenin rengini karartıyor. Mesela incir, ceviz bunlar da aşurenin rengini karartabiliyor. Bu sebeple berrak bir aşure yapmak istiyorsanız bunları ayrı bir kapta kaynatıp aşurenize ekleyebilirsiniz veya sadece süslemede kullanabilirsiniz. Ben lezzet vermesi için tarçın, karanfil ve bir adet elmayı küp küp doğruyorum. Üzerine suyunu ilave ediyorum ve kaynadıktan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika arası kaynatıyorum. Bu şekilde suyumu hazırlıyorum. Elmalar yumuşadı. Görmüş olduğunuz gibi suyun rengi değişti. Artık ocağın altını kapatabiliriz ve karışımı süzebiliriz. Bu aşamada buğday ve nohutları kaynatmaya devam ettik. Görmüş olduğunuz gibi kaynadıkça kıvam alıyor ve koyulaşıyor. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yazabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Ocağın büyük gözünde orta ateşte yarım saat boyunca buğday, nohut ve kuru fasulyeyi kaynattım. Şimdi üzerine bir su bardağı hazırlamış olduğum elma, karanfil ve tarçın suyunu ekliyorum. Bir su bardağı toz şeker. Özdeşene kadar karıştırıyorum. Bir adet portakal kabuğu rendesi aşureye çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evinizde varsa mutlaka ekleyin. Benim buzluğa atmış olduğum portakallar vardı. Onların kabuklarından rendeledim. Ve kabukları rendelerken de beyaz kısımlarını almıyoruz. Beyaz kısımları acılık verir. Sadece yüzeysel turuncu kısımlarını rendeliyoruz. Küp küp doğradığım kayısıları ve 1 su bardağı kuru üzümü ilave ediyorum. Üzümler pişerken aşurenin rengini değiştirmemesi için de daha öncesinde üzümleri bir kaba alıyorum. Üzerine geçecek kadar oda ısısındaki suyu ilave ediyorum ve bu şekilde yarım saat bekletiyorum. Üzümlerin kara suyunu salmasını sağlıyorum ve bu şekilde beklettikten sonra yıkıyorum, duruluyorum. Daha sonra aşureye ekliyorum. Ve tüm malzemeleri 15 dakika kadar daha pişiriyorum. Buğday kaynadıktan sonra ocağın büyük gözünde, orta ateşte toplamda 45 dakika aşureyi pişirmiş oluyorum. Yarım saat kuru fasulye, nohut ve buğdayı pişiriyorum. 15 dakikada şeker ve kuru meyveleri pişiriyorum. Bu süre farklılık gösterebilir. İstediğiniz kıvama göre aşürenizi pişirebilirsiniz. Suyu az gelirse, daha sulu olsun isterseniz sıcak su ilave edebilirsiniz. Ama bence suyunu başta hazırlayıp özüyle pişirmek daha lezzetli oluyor. Tam kıvamında çok lezzetli bir aşure tarifi hazırladık. Şimdi aşurenin 41 malzeme geleneğini gerçekleştirebilmek için bir yemek kaşığı bal ekleyeceğim. Çünkü arılar bal yapabilmek için milyonlarca çiçeğe konuyorlar ve her birinden ayrı bir polen alıyorlar. Her biri ayrı bir nimet, ayrı bir çeşit. Allah kabul etsin diyorum. Bu niyetle bir yemek kaşığı bal ekliyorum. Balı eklerken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası balı pişirmiyoruz. Sıcak, kaynar aşureye eklemiyoruz. Aşurenin ilk sıcaklığı gidince yaklaşık bir 10 dakika sonra Balı ekliyoruz ve özdeştiriyoruz. Aşure tarifimiz hazır. Dilediğiniz gibi porsiyonlayarak servis edebilirsiniz. Kıvamıyla ve lezzetiyle gerçekten çok güzel bir aşure tarifi hazırladık. Denemenizi tavsiye ederim. Ben bu şekilde servis kaseleriyle sunuyorum. Üzerine süslemek için toz tarçın, susam, kavrulmuş susam özellikle çok yakışıyor. Fındık veya ceviz içi. Ve renk vermesi için de bir adet vişne koyuyorum. Vişne de gerçekten yakışıyor. Böyle aşureyi yedikten sonra o tatlılığın üzerine mayhoş bir vişne tanesi gerçekten hoş oluyor. Bugün sizlerle tam ölçülü, tam kıvamında aşure nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla paylaştım, anlattım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine, açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.